Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte piyasada ucuza satılan oyuncu bilgisayarların neden ucuza satıldığına bakacağız. Son dönemde piyasada işte 1200'e, 1500'e monitörlüsü, 1600'e Allah ne verdilisi falan filan bir sürü oyuncu bilgisayarı türedi. Ve biz de dedik ki ya bunlar ucuz ucuz, şunun yolunu insanlara bir gösterelim. Ben size toplamda 3 tane sistem ayarladım arkadaşlar. Bir tanesi 1240 TL i7 işlemciye sahip, diğeri 1899 TL i7 işlemciye sahip, bir tanesi de monitörü falan filan her şeyi dahil 1814 TL. Bu arada ilk söylediğim 1240 TL'lik bilgisayarın içerisine 18,5 inçlik monitör dahil. Şimdi bu nasıl olabiliyor? Gelin hemen o aşamaya geçelim. İlk bakmanız gereken şey i7 işlemcinin serisi, yani adı neymiş? İlk bilgisayarımızda i7-620LM'yi şurada görüyoruz. Bunu kopyalıyoruz. arc.intel.com/tr adresine giriyoruz. Bu web sitesi arkadaşlar Intel'in ürünlerini, seceresini sorgulayabileceğiniz bir database. Ürünümüzü yazalım şimdi buraya. Evet arkadaşlar, şimdi 620LM işlemcimizi bulduk. Şunu şöyle bir tutalım. Çünkü 3 sistem ayarladım ya, 3'ü yan yana olsun istiyorum. Hemen ben diğer işlemcileri de buluyorum. İkinci bilgisayarım i7-860. Üçüncü işlemcim de i7-870 modeli. Şimdi gelin 3 işlemcinin yan yana özelliklerine bir bakalım ve ben size neden bunların ucuz olduğunu bir söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, bu ara birimde ilk bakacağınız şey işlemcinin piyasaya çıkış tarihi. Hemen şöyle size gösteriyorum. Fazla taradım ama hemen şu alan. Gördüğünüz gibi piyasaya çıkış tarihi ilk bilgisayarımızın 620LM idi işlemcisi. Şurada piyasaya çıkış tarihi 10Q1 yazıyor. Bu şu demek arkadaşlar, 2010'un ilk çeyreğinde çıkmış. Yani işlemci 7 yaşında 2 ay sonra 8'e girecek. Hemen yanındaki ikinci bilgisayarımız i7-860 işlemciye sahipti. O bilgisayarımız daha vahim, 2009'un 3. çeyreğinde çıkmış. i7-870 yani 3. bilgisayarımız da yine 2009'un 3. çeyreğinde çıkmış. Şimdi birinci maddeyi yakaladık. Bu sistemler çok eski, çok yaşlı hatta. Devam edelim arkadaşlar. Burada durum sekmesini görüyorsunuz. Burada End of Interactive Support yazıyor. Bu da anlayabileceğiniz üzere bu işlemcilerin artık global anlamda destek görmediğini söylüyor. Üçüncü önemli noktamız arkadaşlar önerilen müşteri fiyatı bölümü. Şimdi burada ilk işlemcimiz 620LMNA yazıyor. Diğerlerinde de fiyat yazıyor gördüğünüz gibi. Eğer almak istediğiniz bilgisayarın işlemcisine NA yazıyorsa bu şu demek arkadaşlar, o işlemcinin sıfırı yok. Ya ikinci el işlemcili bir bilgisayar alıyorsunuz ya da 10 senedir adamın elinde duruyor, onu tak bir bilgisayara işte satıyor. Şimdi biraz sayfayı aşağı doğru kaydırıp Intel'in sayfasına bellek özelliklerine gelelim. Bellek türleri arkadaşlar DDR3 1066 1333, ilk işlemcimizin 800 ile 1066. Fark etmez, bu RAM'ler oldukça eski. Bu şu demek arkadaşlar, olur da bir gün bu satın aldığınız bilgisayarın RAM'ini değiştirmek isterseniz anakartı değiştirmeniz lazım. E peki şuradan ayıkalın. Anakartınız eski, RAM'iniz eski. E anakartı yenilediniz, bu sefer ekran kartının slotu uymayabilir. Yani arkadaşlar akabinde size daha fazla masraf yaptırabilir ya da yeni bir bilgisayar almak zorunda kalabilirsiniz. Diğer detayları da arkadaşlar konuya hakimiyet derecenize göre bakabilirsiniz. Sonuç değişmeyecektir. Oldukça eski, tozlanmış, artık çöpe atılacak olan parçaları bir araya getirip bilgisayar topluyorlar. Ha bu kötü bir şey mi? Bizi yanlış anlamayın arkadaşlar. Kimseye burada bir şey yapmak derdimiz değil. Sonuçta bu bilgisayarlar ucuz. Kağıt üstünde i7. E adam bunu zaten ucuza satıyor. Ortada herhangi bir böyle bir sıkıntılı bir durum olduğunu düşün. Bizim amacımız sizin bilgilenmeniz, en azından o bilgisayarı tercih edecekseniz de bu bilinç düzeyinde tercih etmeniz yönünde. E arkadaşlar artık lafı da fazla uzatmanın alemi yok. Bu videomuzda sizlere piyasada satılan ucuz oyuncu bilgisayarlarının neden ucuza satıldığını göstermeye çalıştık. Gösterdiğimize inanıyorum. Anketimiz de çok basit arkadaşlar. Tüm bunları biliyorsunuz. Baktığınız bilgisayar fiil tarihinden kalma, işlemci her şey eski. Bu bilgisayarı GTA 5 veya Counter Strike oynamak için tercih eder miydiniz? Anketimiz hemen şurada arkadaşlar. Edenlerin neden tercih edeceğini merak ediyorum. Yani size yeter miydi, neydi, bir bildiğiniz mi var arkadaşlar? Bu durumunda cevaplarını yorum bölümünde lütfen tartışalım. E gari artık videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Hemen aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şey yorum bölümünden bizlere sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.